Doğduğunda sadece kalp rahatsızlığı vardı. Kalbinde delik vardı ve akciğere giden damarında ciddi bir darlık vardı. Bu şekilde biz çeşitli hastanelere, çeşitli doktorlara başvurduk ve en sonunda çocuğumuzu ameliyat ettirdik. Ameliyatta herhangi bir problem yoktu. Bir problem yaşanmadı, yani bir komplikasyon gelişmedi. Fakat her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Ameliyattan sonra çocuk uyanmakta sorunlar yaşadı. Ve uyanamadı bir türlü, bilinci açılmadı. Bununla ilgili işte MR, tomografi, bunun gibi şeyler çekildi. İlk başta hiçbir şey görünmüyordu. Yani her şey normal gözüküyordu. Fakat gün geçtikçe çocuk da tabii uyanmayınca bunları yenilediler. Bu tarz beyin hasarları zaten ilk anda çok fazla kendini belli etmiyormuş. Ve beyni oksijensiz kaldığı için beynindeki hücrelerin öldüğü, sinir hücrelerinin öldüğü söylendi bize. Tam bir ay boyunca solunum cihazına bağlı şekilde hastanede yattık. Sonrasında hastaneden çıktık. Şu anda Kesin tanı şu, serebral palsi tanısı kondu ve epilepsi, yani az önce gördüğünüz işte nöbetler şeklinde farklı çeşitleri, iki türlü nöbet geçiriyor. Serebral palsi oldu ilk olarak. Sonrasında da işte bununla birlikte beyin hasarı olduğu için de epilepsi de tanısı konmuş oldu. gözler Evet, gözleri görmüyor şu anda. Ellerini çok az oynatabiliyor, gördüğünüz kadar. Ayaklarını çok az oynatabiliyor. Onun dışında başını tutamıyor. Yani en ağır durum şu anda bizim için o. Başını tutamadığı için kendisi, yani ben bıraktığım anda bırakır başını. Yani hiçbir şekilde başına hakim değil. Başını tutamadığı için yürüme, emekleme, yani diğer bütün işlevleri kayıp durumda şu anda. Bu işlevleri geri kazanabilmesi için öncelikle başını tutması gerekiyor zaten. Onun dışında bizim ağır engelli raporumuz var. Yani biz bunun için hastaneye başvurduk ve hastane %90, %99 ağır engelli raporu verdi. Yani durumu şu anda çok ağır. Bu şekilde de nöbetler geçiriyor. Bakanlıktan bugün dünkü paylaşımlardan sonra bugün sabah erken saatlerde beni aradılar ve en yakın şekilde takip edeceklerini söylediler. Ve süreci hızlandıracaklarını söylediler. Yani orada da bir heyet var. Resul Hamza'nın durumunu bir değerlendirip durumu kök hücre nakline uygunsa bu şekilde bize yardımcı olacaklarını söylediler. Yani size Evet, yani biz amacımıza ulaştık, öyle söyleyeyim ben de. Bizim amacımız sesimizi duyurmaktı. Bizim ve Resul Hamza gibi serebral palsili veya işte bu tarz rahatsızlığı olan çocukların sesini duyurmaktı. Yani biz buradan diğer bütün serebral palsili çocuklara, onun dışında bu tarz rahatsızlığı olan bütün çocuklara umut olmak istiyoruz. İnşallah. Yani ben oğlumun yeniden yürüdüğünü, yeniden koştuğunu, yeniden güldüğünü, yeniden gördüğü günleri görmek istiyorum. Onayı gelsin. Kök hücre tedavisi olsun.